Anladım. Peki o zaman günün bombasına geçiyoruz. Bugün gazetelerde de manşet oldu ve inanılmaz bir tepki var şu an sosyal medyada da. Deniz Çakır alkollü halde bir kafede, alkollü halde olduğu iddia ediliyor. Kafede yan masada oturan başörtülü kadınlara "burası Arabistan mı, ne geziyorsunuz" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Yaptı mı daha haber? Yok yani Deniz Çakır'ın içinde beslediği nefret ve ötekileştirme duygusu alkolün etkisiyle daha da açığa çıktı diyor gazete yazısı. Bugün Sabah gazetesine manşet. Sana ne başı kapalı adamla? Yani ben böyle şeyleri okuduğuna tilt oluyorum ki. Pazar akşamı iki kız arkadaşıyla birlikte zil zurna sarhoş bir halde dünyaca ünlü markaların olduğu bir AVM'ye gitti. Üçlü yine popüler olan ünlü bir kafeye oturdu. İşte olanlar oldu. Yan masadakileri diyor ki "Arabistan mı burası, ne geziyorsunuz buralarda" diye başı örtülü üç tane vatandaşımıza ettiği laflar konuşuluyor. Böyle bir iddia var. Ne diyorsunuz? Abi eteğiyle oturduğu zaman, neredeyse çırışıklık oturduğu zaman çıkıp bir laf söylüyor musun? Yok. Başı kapalı diye laf söylüyorsun. Bir kere cehalet kokan bir sataşma olmuş. Sadece başı kapalılar Arabistan'da olmuyor. Bu bir, ikincisi bu tarz sembol, yani başörtüsü, türban, bu tarz işlemlerde sanatçıların bir tık daha saygılı olduğunu göstermesi gerekiyor. Yani saygılı olmak zorundasın. Sen mi ne eteğe de, başörtüsüne de, her türlü ideolojiye de saygılı olmak zorundasın. Kişinin kendi yaptığı işi. Sen bunu yaparken Yaşar, aynı zamanda alkolden ayakta duramıyorsun. Bitti. O da sana saygılı. Çok da güvenli bir gazeteci Ömer yazmış yine bu haberi. Sabah Ömer gazetesi yazıyorsa Ömer doğrudur. Karan, doğru mu acaba? Ömer yazıyorsa doğrudur. Çok üzüldüm böyle bir haberde. Eğer ne diyorsun doğruysa. Seren? Yani ben her türlü konunun ötekileştirilmesine karşıyım zaten. Kaldı ki dünyada böyle bir şey yok. Benim yurt dışına bayağı seyahat ettiğimiz için bazen benim Türk olduğuma inanmıyorlar ve oradaki konu geçtiği zaman arkadaşlarımız da var yurt dışında yaşayan. Diyorum ki bizim kadar özgür bir ülke yok bu anlamda. Evet, evet doğru. Yani burada alkolünü içen öbür tarafında ne bileyim dini vecibelerini tam yerine getiriyor. Kimse bize demiyor ki senin başın neden açık. Kimse niye burada bu gece kulübü çalışıyor demiyor. Birçok Müslüman ülkede birçok yasaklar var. Yani o yüzden bu kadar özgür bir yaşam sunulmuş bize. Ne kadar güzel. Bu çok çekici. Hani birbirimize saygılı, dünyada yok böyle bir şey. Yani aynı sınıfta, yurt dışında okuyanlar bilir. Aynı sınıfta Hintli de kıyafetinle gelir. Öbürküsü de ama gelir. Ama yani Selen çok haber gördük. Bu masada da çok tartıştık. Minibüste, işte metrobüste mini etekli yere saldıranlar oldu. Başörtüleri tükürenler oldu. Neler yayınladık ruh burada? Ruh hastaları var aramızda. Var, ama bunları var. Ben ünlülerde görmekten son derece hoşnutum. Ünlü de ruh hastası olabiliyor. Olabiliyor ama bir de örnek teşkil ediyor. Deniz Çakır çok sevilen bir oyuncu. Nasıl başarılı böyle bir oyuncusu. Evet. Nasıl yani böyle bir skandalayım ya. Ve şimdi de çok daha yeni bir dizi gelecek. Şimdi biliyorsun Erkan Petekkaya'yla başrollerinde oynayacak. Yani bu değerler çok önemli. Seni o başörtülü deyip Arabistan mı burası deyip ötekileştirdiğin insanlar izleyip totalde belki birinci gibi yapacak. Müslümanız muhakkak ailemizde başı kapalı bir insan var. Evet. Yani içinde seni çok sevenler de var. Onlar da çok alınabilirler. Bak bunu hiç insan düşünmüyor. Ama yani işte oradaki düşünecek. Senin o kadar çok hayranın var ki öyle yaptığın için kırılabilirler. Sonuçta hiç kimsenin hayatını, şeklini, tarzını, duruşunu, kıyafetini sevmek zorunda değil bak. Evet. Ama bunu sanatçıysan göstermemek durumundasın. Evet. Mecbursun. Bak en fazla yapacağın şey göstermemektir. Tepkin varsa hani böyle bir şeye tuttuk hiçbir şekilde muhatap, yani kendini bu konularla uzakta tutacaksın hiçbir şekilde yani. Sanatçı olursan tabii ki ekstra ama karşındaki insan senin haddine mi onun giyip giymediğini konuşmak, ya sen kimsin? Hiç kimsenin haddi değil. Evet, kimsenin haddi değil. Aynen. Yani senin bir süre sonra seni doğuran anne baba sana saygılı olmak zorunda. Sen ne yaşamak istiyorsan kendin Allah'la yaşa. Kimsin ki sen benim başımı kapatmışım konuşacaksın. Bu hiç olmadı. Aynen. Bu çok renginizi belli eden bir... Yaptıysan çok ayıp. Yaptıysan çok ayıp. Çok ayıp. Burada bak şu an Yaşar, burada hanımefendiler de var. Çok da gayet de modern bir örtü. Bence onlar öylesine koymuş. Öyle mi sence? Tabii. Üçü diyor. Yani. İnşallah değil. Üç tane koymuşlardır. Deniz Çakır'ın ben de Instagram hesabına girdim. Hı. En son ne paylaştı diye. Ceren Damar'ı paylaşmış. Üniversitede biz de programın başında işlediğimiz Allah rahmet eylesin tekrar. Onun paylaşımı var. Başka bir tane daha paylaşmış. En son fotoğraf 2 gün önce. Yorumlara da kapalı. Sadece takip ettikleri yorum yapabiliyor. Şu an inanılmaz bir tepki var. Bakalım cevabı ne olacak? Çünkü cevap verir mi, verir. Skandal bir iddia.
Türkiye'de yaşıyorsun. Her kesime saygı duymak. Ya nerede yaşarsan yaşa. Dünyada da bir şey söylemiyorum. Dünyada böyle bir şey yok. Hiç kimse kimsenin kılık kıyafetine ilgili değil. Kimse kimsenin bir şeyi ayıplamıyor, etmiyor. Dünyadaki bütün üniversitelerde var yani. Bence dünyada yok. Yani 25 yıldır yok. Yani belki daha önceden de yoktu. Ben bilmiyorum. Yurt dışında böyle bir şey yok. Yani kimse kimsenin kıyafetine, tarzına bana soruyorlar. İşte Türkiye'de siz ama açıksınız. Diyorum ki bizim ülkede herkes özgür. Bizim ülkede kadın özgür. Evet. Bizim başımızdakiler ve hatta hiç kimse bize bunu yapamazsın, şunu yapamazsın, o örtecek, sen böyle bir şey denmiyor. Ben böyle yaşamak istiyorum, böyle yaşıyorum. O kardeşim öyle yaşamak istiyor, öyle yaşıyor. Yani insanlar dışarıdan başka bir algı var yani. Çok haklısın. Anladın mı? Ama şu söylem çok daha geri kafalı geliyor bana. Burası Arabistan değil. Tabii. Sen onları ötekileştirirken bana göre sen çok daha geri kafalı bir şey söylemiş oluyorsun. Günah, çünkü oradan senin evet. de hayran. Çok hayranlarımız evet. var yani. Aynen. Allah herkesin yolunu açık etsin. Herkes aynı düşüncede, aynı evet. tarzda yaşamak zorunda değil ama saygı göstermek zorundayız. Hepimiz bu bayrağın altında. Hepimiz aynı dindeyiz. Beraber yaşıyoruz. Beraber bu ülkenin vatandaşıyız. Dolayısıyla orada yani hiç ondan bekleyeceğim bir hareket değil, gayet. Evet, ben de çok severim yani, o yüzden ben de çok üzüldüm bu iddiaya açıkçası. İnşallah doğru değildir haber. Evet. İnşallah bununla ilgili açıklaması olursa da biz de programımız içerisinde yayınlayacağız. Ama kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından tekrar Seren Serengil ve Yaşar İpek'le canlı yayınımız devam edecek. Lütfen ayrılmayın.